Şimdi oyalar sözsüz birer iletişim aracı diyoruz. Çünkü Anadolu'da genç kızlarımız, genç erkeklerimiz büyükleriyle çok rahat konuşamadığı zaman hep bir kültürel unsuru kullanmışlar. Bu kültürel unsurlar işte çoraplarımız, oyalarımız, mendillerimiz. Bu oyalarda, kültürel unsurda iki farklı özellik karşımıza çıkıyor. Bir oyanın rengi, bir oyanın işlendiği motifi. İşte biber oya bağladıysa gelin, kayınvalidesi, kayınpederi başında biber oyayı görünce bugün bizim gelin mutsuz eşiyle diyecek, kavgalı diyor. Ya da sarı renk oya bağladığı zaman onlarla arasının iyi olmadığını, onlara kırgın olduğunu iletiyor. Mesela şu oyamız çakır dikeni oyası. Bu oya muhakkak genç kız tarafından kayınvalideye gönderiliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bana diken gibi batma mesajını veriyor. Yani beni güzel kolla mesajını veriyor. Böyle mesaj veren hemen hemen her oyamızın farklı ve renklerin farklı mesajları. Eğer yeşilli, mavili bir oya takmışsa gelin çok mutlu olduğunu yansıtıyor. Ayrıca oyalar özel günler içinde yapılıyor. Mesela bu oya yine Elazığ yöresinde nikah örtüsü. Evet. Genç kız dünyaya gelir gelmez ter krep demor üzerine ter kırma tekniğiyle süslemeler yapılıp kenarına da muhakkak ipekle dut oya yapılır. Dut bolluk, bereketlik anlamına geldiği için ve nikah kıyılırken gelinin başına bu örtülerek bolluğu, bereketliliği, aydınlığı üzerindeki şeylerle simgeleyen bir özelliği var.